16 Kasım 2021 Star.com.tr Doçent Doktor Resul Kurt ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, ev hizmetlerinde çalışanların sosyal güvenliğinin hangi şekilde yapılacağı, ay içindeki SGK gün sayısı ve SGK durumu ayda 10 günden az mı yoksa çok mu çalışıldığına bakılarak belirlenmektedir. Uygulamada temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleriyle çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması işleri Ev hizmeti sayılmaktadır. Yine benzer şekilde çocuk, yaşlı veya özel bakım işinin ev hizmetinde çalışanın evinde ya da hastane, bakım evi ve benzeri yerlerde yapılması da ev hizmeti olarak kabul edilmektedir. Aynı evde oturan 3. dereceye kadar akraba olanların yaptıkları işler ev hizmeti sayılmayacaktır. 10 günden az olanlar, ayda 10 günden az çalışanlar iş kazası ve meslek hastalığı yönünden sigortalı sayılacak, primleri çalıştıran kişi tarafından ödenecek sigortalılar isterlerse takip eden ayın sonuna kadar uzun vade emeklilik ve genel sağlık sigortası primi ödeyebilecektir. Evinde ayda 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıranlar bu kişiler için çalıştırdıkları her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının %2'si oranında iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeyecektir. İş kazası ve meslek hastalığında 1-1-2021-31-12-2021 tarihleri arasında bir gün için ödenecek tutar 2,39 liradır. 10 günden fazla olanlar ayda 10 gün ve üzerinde çalışanların primleri işverenler tarafından kolay işverenlik uygulamaları çerçevesinde ödenecektir. Ev hizmetlerinde aynı gerçek kişi yanında ay içinde 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar da zorunlu sigortalılık kapsamında olup normal sigortalılar gibi tüm sigorta kollarına tabi prim ödenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumuna nasıl başvurulacak? Ev hizmetlerinde 10 günden az çalışanlar için bunları çalıştıranlar ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin formla Sosyal Güvenlik Kurumu'na müracaat edebilecektir. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az süreyle sigortalı çalıştıranlar www.turkiye.gov.tr uygulaması aracılığıyla da müracaat edebileceklerdir. Bu şekilde müracaat edecekler e hizmetler menüsünden SGK'yı seçerek 4A 10 günden az süreli ev hizmetleri işveren başvuru ve sorgulama ekranından çalıştırılan sigortalının TC numarası ve çalıştırılan gün girilerek sigortalı bildirimi yapılacaktır. www.turkiye.gov.tr uygulamasından müracaat edenlerin ayrıca ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacakları ilişkin form düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi, tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için cep telefonu kısa mesaj servisi aracılığıyla da işlem yapılabilmektedir. SMS uygulamasının ev hizmetlerinde aynı iş veren yanında ayda 10 günden az çalışanlar için öncelikle sigortalı çalıştıracak kişinin bir defaya mahsus SMS'le kendi TC numarasını yazıp 5510 kısa mesaj servisine kendini çalıştıran olarak kaydettirmesi daha sonra çalıştıracağı kişinin TC numarası ve ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 55-10 kısa mesaj servisine göndererek sigortalı için tescil kaydı oluşturulması yoluyla yapılacaktır. Ayda 10 günden az çalışanların ayın farklı çalışma günleri için ayın hangi gününde çalıştıracağı bilgisini 55-10 kısa mesaj servisine her bir gün için ayrı SMS gönderilmesi gerekmektedir. Kullanılacak cep telefonu hattının mobil ödeme açık olması gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na doğrudan ya da posta yoluyla www.turkiye.gov.tr uygulamasından müracaat edenler, iş kazası ve meslek hastalığı primini banka aracılığıyla kısa Mesai servisiyle müracaat edenlerse telefonu hatlarına tanımlı TL'leriyle veya cep telefonu faturalarıyla ödeyebileceklerdir. Ev hizmetlerinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranların bu çalışmanın takip eden aylara da devam etmesi halinde ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılacaklara ilişkin formun çalışma devamlı mı kısmının işaretlenmesi yeterlidir. www.turkiye.gov.tr uygulaması ve kısa mesaj servisiyle müracaat edenlerin her bir çalışma için ayrıca işlem yapılması gerekmektedir. Ev hizmetlerinde emeklilik primi ödenebilecek mi? Ev hizmetinde ayda 10 günden az çalışan sigortalılar için ayrıca 30 gün üzerinden uzun vadeli sigorta kolları, ve genel sağlık sigortası primi ödemelerine imkan sağlanmış olup sigortalıların bu prim ödemeleri için sosyal güvenlik kurumuna müracaat etmelerine gerek bulunmamaktadır.